Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan İzmir'den seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi hep birlikte konuk olacağımız firmamız, daha doğrusu merkezimiz, çok özel çocuklarımız ve gençlerimiz için eğitim alabilecekleri Şencanlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. Yanımızda da kurucumuz Sayın Gürkan Göktaş ve kurucu ortaklarımızdan Sayın Mehmet Çetin ve psikologumuz Sayın Gamze Yücel bulunmakta. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Evet, öncelikle merkezimizin kurumsal yapısından bahsetmemizi rica edeceğiz. Buyurun. Öncelikle ben Gürkan Göktaş, öğretmenim, beden eğitimi öğretmenim. 99'da Gazi Üniversitesi beden eğitiminden mezun oldum. Yaklaşık 6 yıl Mehmet Hocam'la beraber sosyal hizmetlerde öğretmenlik yaptı, yetiştirme yurdunda. Sonra eğitimden tabii özel eğitim olarak, özel eğitim kurumu açmaya karar verdik. Tabii özel eğitim kurumu nedir? Çok önemli. Bedensel, zihinsel, toplumsal özür veya özelliklerinden dolayı normal örgün eğitimin olanaklarından yararlanamayan çocuklar için gerek devlet, gerek de şahıs olarak açılan kendi formatında eğitim yapan bir kurumdur, özel eğitim kurumu. Bizde de şu anda 4 programımız var. Bedensel, zihinsel, yaygın gelişimsel, bir de özel öğrenme güçlüğü programımız var. Şu anda binamızda bu eğitimi vermekteyiz. Evet. Şimdi binamızın fiziki yapısından biraz söz edelim istiyorum. Bu konuda kim bilgi aktaracak bana? Ben aktarayım. Tabii ki evet, hemen Mehmet Bey. Binamız 5 katlı bina olmakta. En alt katta fizyoterapi, bedensel engelli çocuklarımızın eğitim görmüş olduğu fizyoterapi bünyesinde çalışmaktadır. Diğer gruplarımız ise özel öğrenme güçlüğü, yani okuldaki kaynaştırma öğrencileri, yaygın gelişim bozukluğu dediğimiz, yani toplum arasında otizm denilen çocuklarımızın bulunduğu programımız var. Bir de hafif düzeyde ve ağır düzeyde zihinsel engelli çocuklarımız mevcut. Şu an bizim kurumumuzda 140 öğrenci bulunmaktadır. Bu çocuklarımızın devletimize vermiş olduğu 8 saat bireysel, eğer bireysel artık grup olduğu zaman 8 bireysel 4 grup saat eğitim vermekteyiz. Haftada 2 gün 2'şer saatte çocuklarımızı burada alıp birebir bireysel derslerini vermekteyiz. O 8 saat yetiyor mu? Gerçekten yetmiyor. Çünkü haftanın 2 günü gelmesi, çocuğun buraya tekrar aileye dönmesi, bizim de en büyük destekçimiz aile olması gerekiyor. Sorunlar engelli çocuk olduğu için büyük. Ailenin psikolojisi de sağlıklı değil. Öncelikle çocuğu kabul edemiyor. O teşhis konulduğu zaman, işte otistik çocuklar veya zihinsel çocuklar koyduğu zaman teşhis doktor. Ailenin onu kabul etmesi bayağı bir süreç alıyor. Bizim de oradaki en büyük destekçimiz psikologumuz Gamze Hanım. Kendisi yüksek lisans aile danışmanlığı da yapmaktadır. Biz aileyle, çocukla ve okul ve öğretmenlerle beraber, okula giden çocuklar, okul sınıf öğretmenleri dahil, şöyle üçlü, dörtlü bir ittifak yaparak, ilişkiye girerek çocuktaki başarıyı arttırmaya çalışıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdi hemen Gamze Hanım'a dönüyorum. Hı-hı. Ve öncelikle özel eğitim, rehabilitasyon merkezlerinin vermiş olduğu hizmetleri ana başlıklar halinde bir toparlamanızı, sonrasında da bizler için, yani veliler, anne babalar için ve öğretmenler için önemli olan bir konuya değinmenizi istiyoruz. Çocuklarımızın özel olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şey, yani bu söylediğiniz soru, keşke böyle hemen yapabilsek, sihirli bir değneğimiz olsa, dokunsak da o anneler hemen o çocuklarını özel olarak görse, kendilerini hani eksik bir yönleri varmış, eksik bir tarafları varmış, hayat onlara zormuş gibi değil de özel çocukları varmış, bunu kabul edebilseler. Biz zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Kurumun aileleriyle görüşmesi, işte bu süreci daha kolay atlatabilme ya da çocuğa gerekli eğitimleri verme aşamasında ben devreye giriyorum.
Ama bu söylediğimiz şey böyle söylerken birer cümleyi de söylüyoruz işte. Ailelere onlar özel çocuk bunu kabul ettirelim ya da herkes söyler. Bununla bağlantısı olan ya da olmayan insanlar da der ki hep işte o çocuklar özeldir. Ama bunu birebir yaşadığımızda ki biz de şey onları aynı düzeyde hissedemiyoruz büyük bir ihtimal ama onlarla iç içeyiz, görüyoruz her hallerini. Çok zor. Yani böyle kısa sürede yapılabilecek bir şey değil. Sadece onu birazcık zamana bırakıyoruz. Bu süreçte onların yanında olmaya çalışıyoruz. O çocukları zaten ilk aşama kabul edebilmekten geçiyor. Kabul ettikten sonra aile de zaten çocuk için daha verimli olmaya başlıyor. Ben onlara bu konuda yardım etmeye çalışıyorum. Yani o çocuk bizim çocuğumuz ve özel. Ama hani o çocuk özel kelimesi böyle söylendiği kadar asla kolay değil. Yani çok uzun zaman gerekiyor ailenin onu kabul edebilmesi. Evet. Ki siz de bu noktada yine danışmanlık hizmetlerinizi vermektesiniz. Hı-hı. Hem aile. Öğretmen aynı zamanda aileyle ve öğretmenle. Evet. Yani öğretmenleriyle de okula devam eden öğrencilerimiz de var, kaynaştırma öğrencileri. Bunların öğretmenleriyle de görüşüyoruz, aileleriyle de görüşüyoruz, buradaki öğretmenlerle de. Yani çok yönlü bir süreç. Yani çok kişi ortaya elini koyuyor. Evet, kesinlikle haklısınız. Kaynaştırma dönemi ya da kaynaştırma öğrencilerimiz dediniz. Bu konuda tabii ki okullarımızdaki öğretmenlerimize de çok fazla görev düşüyor. Çünkü bizler netice itibariyle anne ve babalar, aileler çocuklarımızın zaman zaman bir takım özelliklerini keşfedemiyoruz. Ama öğretmenlerimiz bu konuda biraz daha bilgili ve biraz daha gözleri açık olmalılar. Doğru mu? Kesinlikle. Mesela okula gittiğimde işte bazen sohbet ediyoruz ve şey kaldığımız noktalar oluyor. Hayır o öyle değil hissediyorum. Çünkü lisans düzeyinde bu eğitimi almıyor öğretmenler. Bunu yapabilmeleri için ekstra araştırmaları gerekiyor. Bunu hissettiğimde şey yapıyorum yani üzülüyorum. Aynı zamanda buradaki velilerim için de ben mesela zaman zaman bilgilendirme toplantıları yapıyorum. Özel öğrenme güçlü örneğin daha yakın bir zamanda ailelerimi toplayıp bununla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yaptım ve çocuğu 12-13 yaşında aile bana diyor ki ben ilk defa bunu öğrendim. Demek ki benim çocuğum mesela işte özel öğrenme güçlü olan bir çocuk harfleri dans eder şekilde görebilir. İşte ona göre o harfler hareket ediyordur. Yani bizim gördüğümüz gibi görmüyor. Ayna görüntüsünde görebiliyor yazan yazıyı. Anneye ben diyorum ki senin çocuğun onu senin gördüğün gibi görmüyor. Ayna görüntüsünü görüyor onu diyorum. Ve anne bana diyor ki ben çocuğumu ilk defa öğrendim. Yani çocuğunun böyle olduğunu biliyor. Çok uzun zaman önce rapor verilmiş. 12-13 yaşına gelmiş. Ve bana diyor ki ben ilk defa şu an çocuğumu anlayabiliyorum. Yani çok eksik kalıyoruz bunlardan. Evet, kesinlikle haklısınız. Ve dediğimiz gibi yine normal düzeyde eğitim veren kurumlarımızdaki öğretmenlerimiz de bu konuda size destekçi olmalılar. Hemen sizin kurumunuzdaki, bünyenizdeki ders saatlerine, eğitim saatlerine dönmek istiyorum. Tabii ki bunların yeterlilikleri tartışılır ama sizin vermiş olduğunuz müfredata uygun eğitim saatlerinden bahsetmenizi rica edeceğim. Biraz önce de Mehmet Hoca'nın bahsettiği gibi haftanın 2 günü 2 saat, ayda 8 saat bireysel eğitim. 4 saat de gruplu. Yani çocuk 8 saat öğretmenle beraber birebir eğitim alıyor burada. 4 saatte kendi modülüne uygun yaş grubuna da uyacak şekilde üçlü dörtlü gruba alınıyor. Yani grup odasına alınıp kendilerini bir şekilde aynı seviyeye getirme amaçlı. 4 saatte o grup dediğimiz o. Evet. Peki bu eğitim süreci yeterli mi sizlere göre? Tabii ki yeterli değil. Yani olanaklar doğrultusunda. Yani gerçi sektörle ilgili problem çok yani onu anlatmaya kalksak çok uzun sürer ama bizdeki en büyük problem bence şöyle velinin çocuğuna o rahatsızlığını kabul etmesi. Bizdeki en büyük problem bu. Yani veli bu çocuğumda bu özür grubu var benim. Bu çocuğum benim özürlü ya da engelli ya da ne diyeceksek artık onun en basit hali neyse. Velinin bunu kabul etmesi. Velilerin özel eğitimlerin var olduğunu bilmesi. Ve birçok çocuğun daha erken yaşta eğitime alındığı zaman nasıl geri dönüt alındığını biz gördüğümüz için kabaca şöyle söyleyeyim, yürümeyen yürüyor, konuşamayan konuşuyor burada. Evet. Okuyamayan okuyor burada. Yani özel eğitim bu. Artık ne kadar çok geniş imkan, o kadar çok okuyan, yürüyen, konuşan. Evet, kesinlikle haklısınız. Son olarak eğitim kurumumuza yönelik ve tabii ki sektörümüze yönelik bizlerle paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey var mı diye soruyorum.
Sektörün büyük sıkıntıları var. Ne? Özellikle öğretmen sıkıntısı. Cinsel ilgili sınıf öğretmeni bulmakta sektör zorluk çekiyor. Devletin bize ödemiş olduğu ödenek o çocuğun çok giderini karşılayabilecek seviyede değil. Çünkü neden? Biz servis kullanıyoruz. Çocukları evden alıp 2 saat dersini verdikten sonra tekrar eve aileye teslim ediyoruz. Ve bu kurum sahiplerine acayip bir şey getiriyor. Küfet getiriyor. Şöyle bir şey anlatayım hocam. Biz olmasa, özel eğitimler olmasa bu eğitim olmaz. %90 çocuğu evinden alıp tekrar evine götürüyoruz. Ve evinden alıp evine getiremediğimiz veliler ceplerinde 1 milyon, 1,5 milyon bile yok. Yani otobüse binip buraya yani getiremiyorlar. %90 bu eğitim olmaz. Biz özel eğitim, ben sadece bizim için demiyorum, bütün özel eğitimler için diyorum. Eğitimin amacı da zaten doğru ve dürüst çalışmaksa, evet şu an canlar doğru ve dürüst çalışıyor. 2 tane öğretmen, biz eğitimci edasındayız. Öğretmen sıfatındayız. Bir öğretmen çocuğuyum ben. Biz olmasak bu eğitim olmaz. Devlet de artık bir şekilde bize nasılsın, iyi misin demeli yani. Sorunlarımız bu. Nasılsın, iyi misin, rahat mısın? Yani her şeyi böyle sınır çizgide bırakılmış. Yani her kuruma birer tane öğretmen kurslar açılıyor. Senede 2 defa açılıyor. Tabii biz de sonuçta her öğretmen öğretmendir ama alternatifimiz olduğu zaman en azından biz bu konu, yani kaliteli öğretmeni en azından sunmakta bence daha faydalı olacak gibi geliyor bana. Evet. Yani sorunumuz, problemlerimiz kabaca bunlar yani kısaca. Evet. Aslında bunu dile getirmeniz sizin kurumunuzun, özel eğitim merkezinizin ne kadar ayrıcalıklı olduğunu, konuya ne kadar yakından yaklaştığınızı göstermekte. Mutlak ki devletimiz de bu konuda özel çocuklarımız, özel ailelerimiz için özel eğitim kurumlarımıza biraz daha fazla destek verecektir. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, İzmir'den seslendik sizlere. Şen Canlar'dan söz şimdi merkez stüdyolarımızda.